Hadi konuş Derya. Hani halalarını aramıştın dedin? He? Aradım. Ben bugün halalarını hep aradım. Aradım hiçbiri, ya. Biri, hiç dedi biri bizi aramadı. Hani gündüz orada taşınmıştı, eski evden gitmişti. Gündüz aynı yerde duruyor. Aradım, ben gitmedim oraya. Şimdi ya, burada, dün burada gittim konuya dedin ben ama. Gireceğim. Pardon, çok özür diliyorum. Sen bir kere konuya girme. Bak sen de yalan konuştun. Biz gündüze gitmedik ya. Esra Hanım. Biz halasına gittik. Tekrar o böyle şeyi geri çekin biz bakayım. Bunu bir düzeltelim, öyle yanlış anlaşılma olmasın. Bir halasına gittiğinizi, evet, hatta bu söyledim, eğlence alanının orada, oraya çok, evet, yakın oturduğunu söylediniz. Evet. O eğlence alanının oradaki o halaya gittiğinizde oradan taşındığını söylediniz. Evet, biz bunu ikna o ettik. O hala oradan sadece taşınmış mı? Taşınmamış. Halalarına bağla. Hı-hı. Bir de ben senden bir ricam var. Telefonumu getir, benim kızım halaların numarasını buluyorsa, arıyorsa bana hak verirsin o zaman. Ona hak verirsiniz. Bir ama getir bakayım. O dönem sen sen nasıl ezbere biliyorsun telefonları? Eyüp Sultan'da 4 gün sokaklarda kaldığını, he, yattığını, aileni aradığını, gelip seni almadığını söyledin. Bu söylediğin şey doğru mu? Doğru efendim. Ben ilk boşandığım zamanlarda da gittim, almadı. Şimdi de almıyor. Tamam, o zaman almadılar seni. Niye almadılar? Sen bir çocukla gittin, almadılar. Çünkü hep böyle kaçtığı için almadılar seni. Derya, doğruları konuş. Ama zamanda dövdü benim ailem. Sokakta yattım yani. Yanlış yapmaz. Yaptığın için seni bir şey yaptılar. Sen o zaman gidin. Senin kocan senin kuma üstüne getirdi o zaman karakol kapısını. Bilmiyor muydun kızım? He? Bilmiyor muydun? Niye gitmedin? Benim kocam benim üstüme kuma getirdi. Ben sen kumayla o geçmişi yaşıyorum. Aşma anneciğim. Açıyorum, açıyorum. Açıyorum. Aşma sen o geçmişi. Açıyorum, açıyorum. Benim haklarım. Esra abla, ellerime bak. Ben böyle para kazanıyorum böyle. Ben öyle senin gibi bir gün onun yanında, iki gün onun yanında yaşayamıyorum Derya. Tamam mı? Sen, ay, şu anda beni kötü anne millete şey yaptın. Ben kötü bir anne değilim. Ben paspas çekiyorum. Ben merdiven siliyorum. Ben temizliğe gidiyorum. Ben o parayı ile kazandım. Senin haklarını aradım, biliyor musun? Sen savcılığına ifade veremiyordun. Ben iki tane avukat tuttum. Benim ne zorum vardı? He? Ne zorun vardı kız? Niye karakola gidiyorsun ya, ifade veriyorsun ya? Öyle ya. Orada ordudan gidiyorsun oraya, ifade veriyorsun ya. Savcılıkta niye ifade veremedin kızım? Ben niye iki tane avukat adliyeden aldım sana tuttum? O zaman, he, sahip çıkmasaydın anne. O zaman öyle mi? Öyle çıkmasaydın. Şimdi karar ver. Annen sahip mi çıkıyor, sahip çıkmıyor mu? He. Annem şu an sahip çıkmıyor. Dün bizi aradı yani anne. Ama sahip aradı, çıkmasa buraya gelir miydi? Aradım. Ben sana ne dedim kardeşim? Sen bana bir sorar mısın? Ben dedim Derya, bu doğrular konuşmadan ben bu işe sıcak bakmayayım demedim mi? Ha. Anne bak, dün konuştuğun kelimeler farklı konuşuyorsunuz. Farklı bugün değil. Farklı konuşuyorsun. Doğruları konuşacak. Bak, Derya sen gerçekleri açıklayacak diyor. Biz gittik. Halasının evini bulamadı, taşınmış. Kardeşi eski evden taşınmış. Bak benim oğlum aynı adreste duruyor. Kaç senede, hadi o da biliyor. O evde duruyor. Görümcelerim bağlansınlar. Görümcelerim dedi ki hiçbiri bizi aramadı. Ordu'dan İstanbul'a, he, gelip sonra da Bodrum'da arkadaşımın doğum günü kutlamaya gittim. Şehir şehir gezdikten hani sonra İstanbul'dan nerede sizi, he, aradım. Gelip beni almadınız, bana sahip çıkmadınız öyle dedi. Sen bunun doğru olmadığını mı söylüyorsun? Doğru değil. Esra Hanım, doğru değil. Peki bu kız niye yalan söylesin? Çok yalan konuşuyor. Ben bu kıza doğruyu öğretemedim. Yalan söylemiyorum. Ben yalan söylemiyorum buna. Şunu hadi sormak benim istiyorum Derya. Allah annenin telefon numarasını hatırlamıyorum getirin dedin. Hatırlamıyorum. Halanınkini nasıl hatırladın? Alabiliyor mu? Halamın arkadaşları vardı. Ondan aldım konuştum. Onun telefonundan konuştuk. Kartım yoktu o zaman. Halanın arkadaşlarından. Evet. Kimdi o arkadaşı? Arkadaşı nasıl üniyede buldun? O şey buldun? Mahalle arkadaşları. Tamam. Hayatım tam nerede buldun oturuyordu? Hani halanın arkadaşına gidiyorsun. Mahallede oturuyordu. Mahallede. Adı ne? Adı. Üniyede mi oturuyordu? Mahallede oturuyor ya. Ali yok, Üniyede mi oturuyordu? Sen Ali Üniyede Beyköy'de mi buldun? Oturuyormuş diyor. He? Üniyede mi buldun kızım? Hayır. Ali Beyköy'den buldum diyor. Tamam, Ali Beyköy'de. Üniyede o kız kim? Seni kim getirdi buraya? Bana onu ben açıkla. Ben kendim geldim anne, tamam mı? Kendim geldim. Gelemedin de. Ama Kübra ile geldim dedim, bir karar ver. Kendim geldim, İstanbul'da da Bodrum'a gittim. Kendin gelmedin Derya, bak o zaman sen gerçekleri saptırıyorsun. Ben Kübra diye, Kübra diye yakın bir arkadaşım vardı.
Ben Kübra ile beraber, Kübra'nın yanına İstanbul'a geldim. Kübra ile beraber Bodrum'a gittik. Bağlansın. Orada bir arkadaşım vardı. Doğum günü kutladık. Dönüşünde de yolda polis bizi durdurdu. Benim aranmam varmış. Annem kayıp başvurusu yapmış. İfademi verdim. Sonra İstanbul'a döndüm dedin. Evet. Şimdi mesela bu Kübra nerede? Böyle bir arkadaşım Kübra var nerede? Mı? Kübra nerede? Bana Kübra'yı çıkart. Kübra ablasının yanına gitti. Orada benim tek başıma... Ablası kim ya? Kim? Tanımıyorum ben. Nasıl tanımıyorsun ben ya? Ben tanımıyorum. Ben ablamın yanına gideceğim dedi. O beni yani. Ben ablasını tanımıyorum. Diyorsun, okul arkadaşım diyorsun ya. Altını nerede bozdurdun? Ünye'de mi Ordu'da mı? Ünye'de bozdurdum. Saat 8. Evet. Kaçta çıkarken? 6 mıydı? 6'ydı. 6'da çıktı. 6'ydı Sarraf'a gittin. Ünye'de kaçta kapanıyor Sarraflar? Ha? Ünye'de kaçta kapanıyor Sarraflar? Bir de kuyumcular kaçta kapanıyor ben akşam? Ben bilmiyorum. Ben hiç bir şeyden haberim yok. Hiç yanında paranız yok. Bozdurdun. Kaç liraya bozdurdun? Hani nişan atmıştın? Adamın nişanını niye girdin? Yüzüklerini attın? Yüzükleri getirsene. Yüzükler yoktu ki. Nasıl yüzükler yoktu? Evde bıraktım. İki tane yüzük var. Sahte yüzük var. Eşim de biliyor. Benden mi bıraktın kız? Benden mi bıraktın? Evet sen de bıraktın. Ne zaman bıraktın? Ben niye görmedim? Niye görmedim deriz? Bir tane saat var. Bir tane saat. Bir tane saat orada duruyor. Yalan konuşma. Orada da bıraktım yani. Yalan konuşma. Evden ayrılırken üzerinde telefonun var mıydı? Yok, telefon yoktu. Şeyi vardı, kartı vardı. O da evdeydi. Kübra'ya nasıl ulaştın hani ben evden kaçtım vardı? Diye? Senin kartın vardı. Benim kartım sadece benim telefonum ait. Benim telefonum bende. Nasıl sen benim kartımı götürüp başka nasıl arayabiliyorsun? Söyle senin bakayım. Senin üstündeydi, kartı evde bıraktım. Deryacığım, evden çıkıyorsun. Evi terk ediyorsun. Kurban olayım bunlara açıklasınlar. Üzerinde bir telefon olur. O sırada arkadaşına bir mesaj yazarsın. Dersin ki ben artık dayanamıyorum çıkacağım. O da sana der ki gel arkadaşım benim yanıma kafanı dinle der. Üzerinde telefon yok. Kübra diye bir arkadaş var. İmmecim mi Kübra hayatta mı değil mi yani hayalet mi değil mi belli değil. İstanbul'a geliyorsun İstanbul'dan Bodrum'a gidiyorsun. Bodrum'da bir arkadaşın var diyorsun. Mesela Bodrum'daki arkadaşın adı ne? Kübra vardı. Bodrum'daki ya Kübra gittiğin, kim? Doğum kim? Gününe gittiğin... Arkadaşım anneciğim. Arkadaşın o saatte Ünye'ye gelemez. Bir araba kalkıyor, bir araba Ünye'de. Hayır, Bodrum'da doğum gününe gittiğin arkadaşın adı ne? Kübra. Soy ismini bilmiyorum, Kübra biliyorum ben. Bu arkadaşları nereden buluyorsunuz? Nerede buluyum? Hemen Ünye'de hazır mıydı Derya? Arkadaşım vardı Alipeköy'de, orada tanıştık. Ya, kızken de kaçıyordum evde, onun yanında geziyorduk yani. Bodrum'dan niye Manisa'ya geçtiniz? He. Oradan şeye geçiyor. Derya etme Ali bak. Ali gidiyor. Çırpınınca batıyorsun. Batıyorsun. Hayır. Bodrum. Bak İstanbul Bodrum arası 8 saat. Ben dolarları anne. Batıyorsun. 8 saat. Sen 8 saat Bodrum'a geliyorsun. Uğraşacağım. 5 saatte Manisa'ya gidiyorsun. Çıkacağım. Ben bu saatten benim annem de yok. Abilerim de yok. Ben zaten senin annen olsaydım sen bunu bana yapamazdın. Tamam mı? Anne olsaydı sen küçükten bırakıp da kaçmazdınız. Abim de beni dönmezdi. İki tane çocukla yapmazdım. Sen niye bıraktın? Hadi ben bıraktım yine arkanızdayım. Sen tabii. Niye bıraktın? Sonra Derya evden kaçtı. Bu polisler getirdi eve. Konuş, doğruları ağlama. Ağlamanın arkasına saklama. Kim ben saklamıyorum. Kim seni bırakıp kaçtı? Annem bıraktı kaçtı. Esra Hanım ben başından beri aslında darmadağınık bir aile. Tuzak kalmak istiyorum Esra Hanım. Mümkün mü acaba? Tabii. Ben bir şey söylemek istiyorum şu anda. Sana söz vereceğim Derya. Annen diyor ki benim kızımın zihinsel engeli var. Öyle bir şey yok. Benim annem öyle bir şey yok. Allah'ın seversen benim telefonumu getir bir halasını arayabiliyorum mu? Bir getirin telefonumu bak ben ara. Tabii bu arada bir dakika Gülperi Hanım'ın şimdi kızıyla ilgili benim zihinsel engelim var diyor ama mesela konu mülayime gelince kızın zihinsel engeli var. Ama Ordu Ünye'den komşunun kayınbiraderiyle nişanlanırken ya da evlilik arifesindeyken orada bu kızın bu zihinsel engeli yok. Yani kişiye, şartlara ve duruma göre bu söylem değişiyor. Yani Derya kimine göre çok akıllı biriyle tanıştırılacağı zaman ama istenmeyen biri olduğu zaman Derya'nın zihinsel engeli var. Yani herhangi bir sağlık problemin var mı? Daha önce karşına bu olay geldi mi? Geldi. Yok. Bu kaçıncı? Geldi. Buyurun Mülayim Bey ne söyleyeceksiniz? İlk evliliğin de böyle yaptı. İlk evliliğin de böyle yaptın. Ne oldu Derya? Çıktın geldin oraya bir tane çocukla geldin. He? Ben geldisem sana siz benim günahımı çekeceksiniz zaten. Ben eşime de söylüyorum. Benim günahım... Ya çekeceksin. Çekeceksiniz. Babamdan sizsiniz bir de abim çekecek günahımı. Senin yani abin, onlar niye senin günahını çekiyorlar?
Çünkü küçük yaşta evlendim. 12-13 yaşında evlendim ben. Esra Hanım söz konuyu alıyorum. Evlendiğin kişi kim? Ben işte bunların açıklanmamasını istiyordum. 13 bak, yaşındayken. Bak bunları açıkladığı siz kendiniz istediniz. Peki 13 yaşındayken kiminle evlendin? Neyi mi açıklıyorsun? Ben siz rencide olmayasınız diye Derya Hanım bana anlattıklarını ben burada açıklamadım. Bir dakika. Olay dedim takviye bağlansın düzelsin dedim ben ortam ama siz bu şekilde kendiniz istiyorsunuz. 13 yaşında kiminle benim evlendirildi? Benim gizli sahnem olsa ben buraya çıkmam. Ben 13 yaşında. Ben saklasaydım evet, buraya getirmezdim. Evet Mülayim dinle duruyun. Çağlar Aslan Tekin evlendi. Kimle? Çağlar Aslan Tekin. Ya bir dakika ya. 6 sene sonra onun yanında da kaçar. Ya bu kız nereye koysan senin yanından da kaçar. Benim en başından kaçar. Beri engelli raporunu alıp kısıtlayacaksın. Senin dizinin dibinden ayrılmayacaktı. Bir adamın yanında olduğunda şikayetçi olacaktın. Adam ceza alacaktı. Kızın her koşulda yanında olacaktı. Mesut'a gelince dünyanın en akıllısı. Mülayim'e gelince zihinsel engelli. Yok böyle yani. Yok ben orada da öyle dedim. Orada şimdi dedim. 13 dedim yaşında ilk olarak sen kiminle... Evlilik söz konusu değildir ama tanımlanması öyle olduğu için kiminle birliktelik yaşattırıldın? Çağlar Aslan şey Çağlar Aslan Teke Aslan Teke'dir. Kim bu? İstanbul'da Eyüp'te tanıştım. Eyüp. 13 yaşındaydı. İyi ki bir Eyüp var ha. Eyüp'te tanıştım orada. Ben de sokakta yatıyorum o zaman. Abi sokakta yatıyorum. Bir sene iki sene yattım sokakta orada. 13 yaşında mısın 18 yaşında mısın? Ya şu küçüktü Hülya Hanım. Ya, küçüktü yaşlarım. Bana... Büyüttünüz mü yaşını? Bak yok yok bir büyütme dinleyelim. Yok. Bir dinleyelim tamamını. Evet. Yaşım küçüktü o zamanlar. Çağlar Aslan Teke dedim yaşım küçük dedim. Aslan. Teke değil. Aslan. Çünkü annenin soyadı Teke de o yüzden ona bir takıldım. Aslan dedim. Ben şey etmedim. Şey Çağlar dedim ben işte bilmiyorum. Ben evde kaçağım dedim. Benim annem küçükten bıraktı kaçtı dedim. Abimden dayak yiyorum. İstese bağlanabilir. Milayim'e de öyle dedin. Şuralarım hep yer aldım. Çocuğun var mı ondan? Var iki tane var. İki tane çocuğu var. Bu kişiden sonra resmi nikah kıydın bu kişiyle. Kıydım. Bu kişiden iki çocuğum var. Evet. O çocuklar yurtta olan çocuklar. Evet. Annen o zaman da televizyon programına çıktı mı? Çıktım. Çıktım. Ben çıktım o zaman bir çocuğu vardı. Esra Hanım bir çocuğu vardı. Çocuğu aldı geldi. Ben götürdüm oraya. Evini dizdim. Kocasını işe koydum. Kocası gitti. 10 dakika çalıştı. Çalışmadı. Kolundan çekti. Aldı arka odaya gitti. Dedi ki... Kaçtıktan ne kadar sonra nikah kıyıldı? He? Kaçtıktan ne kadar sonra nikah kıyıldı? Şimdi bak çok afaki şeylerden bahsediyorsunuz. 13-5 evet. Yıl nikahsız bak, birliktelik yaşamı. Kaybolduktan sonra ben... Bana haber geldi. Bir ay sonra bana haber geldi. Dedi ki Derya senin yanından mı? Yok dedim. Ben geldim. Çocuk şubu bir arasına dilekçe yazdım. Savcılığa verdim. Ben iki yıl boyuna o telefonları bağlıyordum. Her zaman polisi arıyordum. Soru yok çok mu, basit. Var mı yok mu? İlk çocuğun kaç doğumlu? 2010 doğumlu. 18 yaşındayken dünyaya getirmişsin. Ha anladım. O zaman yani büyük ihtimal 17 yaşında yani ya da 16 değil. Yaşındaydı. 13. Gene küçük sevgili. Hani 13 ile 17 arasında, 16 arasında bir fark var mı? Evet. Yani yapısal olarak farklar var ama baktığınızda hepsi çocuk mu? Çocuk. 18 yaşında hani reşit olduğun için evlilik yapabilir misin? O olgunluğa erişebilir misin? Hayır erişemezsin. Artık çağ da değiştiği için. Maalesef ki muhakeme yeteneğimiz bile 24 yaşından sonra... Artık böyle daha aktif olduğu için 24 yaşına kadar bir insanın bilinçli bir yuva kurması, aile kurumunun çocuk dünyaya getirmesi bana göre de çok normal gelmiyor açıkçası ama çok küçük yaşta ilişki yaşayıp çocuk doğuran bir şekilde de kendini koruyamayan birisi. Sonuç hiç değişmiyor. Oradan annenin evine geliyorsun, komşunun oğluyla nişanlandırıyorsun. O nişan atılıyor, oradan İstanbul'a kaçıyorsun. Şehir şehir geziyorsun. Sürekli arkadaşlarından bahsediyorsun. Ve bahsettiğim bu arkadaşlar bana göre yani gerçekte varlığı olmayan belki de yok, senin Esra abla, tanımladığın yok, yok. İnsanlar öyle bir bilemiyorum. Yok ya. Öyle bir arkadaş kim ki ben gözümden çekiyordum gözümden. Şu bir gerçek ki yani Mülayim'le de evlensen senin hayatındaki bu sonuç hiçbir zaman değişmeyecek.